Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Muhterem kardeşlerim, bu sohbette sizlere hizmetle ilgili Gavs Hazretlerinin kadısallahu aleyhi ve sellem sohbetlerini aktarmaya çalışacağım inşallah. Seyda Hazretleri kadısallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kıyamet gününün, kıyamet döneminin ahir zamanın en dehşetli, en zahmetli, en tehlikeli dönemindeyiz. Ahir zamanın en dehşetli, en zahmetli, en tehlikeli dönemindeyiz. Bütün dünya bir cehennem ve sanki bir küfür denizi olmuş. Ümmeti Muhammed ateş içinde. Birinin ateşte yandığını görseydiniz siz ne yapardınız? Yardım etmez miydiniz? Buna kimsenin yüreği dayanmaz. Onlara yardım etmemek hiç yakışık alır mı? Küfür deryasından insanları çıkarmak lazım. Yardım edin ümmeti Muhammed ateş içinde. Adeta feryat ediyor. Yani bu ifadeleri böyle bir dikkat ederseniz, hani karşısına büyük bir yangın olan insanın düştüğü, bulunduğu haleti ruhi içerisinde feryat ediyor. Büyük bir yangın var. Yardım edin ümmeti Muhammed ateş içinde diyor. Bölgemizdeki bütün gaflet ehlinden sorumluyuz. Bölgemizdeki bütün gaflet ehlinden sorumluyuz. Niyetinizi Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ateşten kurtarmak için yapın ve çalışın. Hem kendinizi hem de diğer insanları kurtarmaya çalışın. Bir insan yanınızda ateşe doğru gidiyorsa ona yardım etmek, ateşten uzaklaştırmak lazım. Çünkü görmüyor, bilmiyor. Bir evladın ateşe atılması babasını nasıl üzerse, ümmetinin ateşe atılması da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar üzer. O ümmetine çok düşkündür. Hani ayet-i kerimede belirtiyor ya, Bismillah, harisun aleyküm bil müminine raufur rahim. O müminlere çok düşkündür. Onlara karşı çok merhametli, çok şefkatlidir. Bir evladın ateşe atılması babasını nasıl üzerse, ümmetinin ateşe atılması da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı o kadar üzer. O ümmetine çok düşkündür. Bütün peygamberler ahirette kendi nefislerini kurtarmaya çalışırken o ümmetim, ümmetim diyecek. Ümmetini kurtarmaya çabalayacak. Biz de onu mahzun etmemek için ümmeti Muhammed'e yardımcı olmalıyız. Onları ateşten kurtarmalıyız, kurtarmalıyız. Yani biz çalışmazsak diyor Gavs Hazretleri kadısallahu aleyhi ve sellem, bu ümmet ateşe girecek ve bundan da en çok Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam üzülecek. Çünkü o ümmetinden bir kişi ateşe girerse sanki bir babanın evladı ateşe girmiş gibi üzülüyor. Yani hiçbir şey olmasa bunun için çalışın. Hani ümmeti Muhammed'e merhamet etmiyorsanız Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üzüleceğini dikkate alarak onun için gayret edin. Allah-u Teala Hazretleri bize bu vazifeyi verdi. Cenab-ı Rabbül Alemin Peygamberimizin şefaatini sizlere ve bizlere nasip etsin. Bu zamanda en faziletli, en büyük amel Allah yolunda cihattır. En büyük cihat ise insanları Allah'ın gazabından kurtarmaktır. İnsanları Allah'ın gazabından nasıl kurtarırsınız? Hiç şüphesiz ki o insanı Allah'ı sevdirmekle kurtarabilirsiniz.
ve o insanı da Allah'a sevdirmekle kurtarabilirsiniz. Hem Allah-u Teala Hazretlerini insana, insanı da Allah-u Teala Hazretlerine sevdirmekle kurtarabilirsiniz. Bütün Müslümanlara yardım edin. Ayrım gözetmeyin. Kendi yakınlarınıza öncelik verin. Bu asırda, bu tehlikeli zamanda gece gündüz çalışmak şarttır. Gayemiz onun ümmetine hizmet edip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın keyfini yerine getirmektir. Bir insanın hidayetine, namaz kılmasına, amel işlemesine vesile olmak çok büyük ecir ve sevaptır. O kişinin yaptığı bütün hayır amellere ortak olur. Şer amellere ortak olmaz, sadece hayır amellere ortak olur. Evinde yatarken bile vesile olduğu şahsın amelinin aynısını alır. Onunki de hiç eksilmez. Bu hayır ve menfaat Sadat'a ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar zincirleme devam eder. Bu büyük bir kazanç ve büyük bir fabrikadır. Siz hizmetlerde Sadatlara ortak oluyorsunuz. Bu bir dükkana ortak olmak gibi değildir. Adeta bir fabrikaya ortak olmak gibidir. Bu ortaklıkta ticaret ölünce de bitmez. 100 sene, 500 sene, 1000 sene değil, kıyamete kadardır. Ondan sonra da ebedidir. Bu vakfı biz kurduk. Vakfın ismini değiştirmek istedik. Hatta bir ara şirket olsun dedik. Bütün bunlar yavaş yavaş olacak. Yeter ki niyetimiz Allah için olsun. Niyetimiz Allah için olursa siz de biz de bütün saadatlar istifade eder. Hazreti Resulullah'a kadar herkes bundan fayda görür. Allah Celle Celaluhu rahmet sahibidir. Hiç eksiltmeden verir. Yeter ki niyetimiz Allah için olsun. Niyetimiz Allah için olursa siz de biz de saadatlarda istifade eder. Herkes fayda görür. Hizmet nimettir. Hizmete çıkan bir kimse eve dönünceye kadar zikir halindedir. Allah-u Teala ve saadatlar hizmet edeni seviyor. Biz vakıf çalışanlarını amellerimize ortak ettik. Allah onlardan razı olsun. Allah yardımcıları olsun. Canı gönülden hizmet edin ve gece gündüz çalışın. Allah dostluğunu sevindirmek, Allah Celle Celaluhu'nu sevindirmektir. Biz hizmet edenleri seviyoruz. Onlardan razıyız. Allah da razı olsun. Allah bizleri tarik-i müstakimden ve saadatlardan ayırmasın. Vakıf görevlileri saadat-ı kirama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bildirilir. Saadatlar da yarın mahşer gününde vakıf çalışanlarını Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e isimleriyle teslim edecek. Bu yola hizmet edin. Allah rızası için çalışın. Bu yüce yol, bu âli yol için çalışın ki Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şefaat etsin. Saadatlar da size versin ve şefaat etsin. Gücü kuvveti yerindeyken çok hizmet yapan bir kimse yaşlandığında, güçten kuvvetten düştüğünde hizmet edemiyorum diye üzülmesin. Allah-u Teala ona gücü kuvveti yerindeyken yaptığı hizmetin kazandığı sevabın aynısını yaşlanınca da verir. Yeter ki insan hizmet etmek niyetinde olsun. Hizmet etmek isteyen kimse önce kendi nefsini ıslah etsin yeter. En büyük hizmet kendi nefsini ıslah etmek, sonra insanlara hizmet etmektir. Nefsini ıslah etmeyen kimse insanlara gerçek faydayı veremez. Asıl büyük faydayı sağlayamaz. En büyük cihat, insanın kendi nefsiyle yaptığı cihattır. İnsan nefsiyle mücadele etmeli ve önce kendisini kurtarmaya çalışmalıdır. Ondan sonra ailesini, çocuklarını, akrabalarını,
arkadaşlarını kurtarmaya gayret etmelidir. Kendisi cehenneme giderken bütün insanlar cennete girse neye yarar? Bütün dünyanın hidayetine vesile olsa fakat kendisi hidayete ermese ne faydası var? Onun için evvela kendi nefsimizi kurtaralım. Şimdi Gavs Hazretleri Kadasallahu Aleyhi buradan sonra hizmetle ilgili prensiplerden bahsediyor. Buyuruyor ki İhlas ile hizmet edilmeli. İşler sırf Allah rızası için yapılmalıdır. Yoksa Allah-u Teala Hazretleri kabul etmez. Saadatların istediği gibi hizmet etmek isteyen kişi hilim ve yumuşaklık göstermelidir. Bu çok önemli. Saadatların istediği gibi hizmet etmek isteyen bir kimse hilim ve yumuşaklık göstermelidir. Sofilerin sırtına basmayalım. Halim olun, yumuşak olun, sadık olun, tevazu sahibi olun. Kalpler kırılmasın. Kalp Kabe-i Halil'dir. Allah'ın nazar ettiği yerdir. Bununla ilgili Doktor Ahmet Bey bir sohbet yapmıştı bize. Dedi ki, bütün insanların, yani Müslüman olsun, gayrimüslim olsun, kim olursa olsun, bütün insanların kalbini kırmamak için çok gayret edin, çok dikkat edin. Ama özellikle kalbinde Allah'ın zikri olan kimselerin kalbini kırmamaya 100 kere daha fazla dikkat edin. Niçin? Çünkü o kalpte Allah tecelli ediyor Celle Celaluhu. O kalbin sahibi buna razı olmaz. Gayretullah'a dokunur. Yani hiç kimsenin kalbini kıramazsınız ama özellikle kalbinde Allah'ın zikri olan bir kimsenin kalbini kırmak çok daha tehlikelidir. Yapmış olduğunuz hizmetler bu işin diyetine yetmeyebilir. Yani müminin kalbi kristal bir vazo gibidir, kristal bir bardak gibidir. Onu yere atar kırarsanız o kalbin sahibi buna müsamaha göstermeyebilir. Gayretullah'a dokunursa bela ve musibet acil gelebilir. Onun için herkese dikkat edin ama hususan kalbinde Allah zikri olanlara daha da dikkat edin buyuruyor. Bir başka sohbette Gavs'ımıza soruyorlar Kadesallahu Aleyhi ve Aleyhi'ye. Diyorlar ki kurban, yani sizin kalbinizi kırmaktan endişe ediyoruz diyorlar. Mübarek birdenbire ciddileşiyor. Ne yaparsanız yapın, kimin kalbini kırarsanız kırın ama benimkini kırmayın diyor. Yani bununla başkalarının kalbini kırabilirsiniz demek istemiyor, yanlış anlamayın. Fakat bu kalbi kırarsanız, bu kalp Allah'ın nazar ettiği bir yerdir. Gavs'ın kalbi yani, evliyanın kalbi. Bundan çok büyük zarar görürsünüz. İmanınız bile tehlikeye girebilir. Bir başkasınınkine benzemez yani. Onun için kalp kırma konusu çok önemli. Sofiler çok yumuşak olmalı, halim olmalı. Yani hiçbir şeyi sertlikle, zorlukla katiyen yapmamalı, yaptırmaya gayret etmemelidir. İstişaresiz iş yapmayın. Doğru bile olsa biz istişaresiz yaptığınız işten razı değiliz. Hatalı bile olsa istişareli yaptığınız işten razıyız. Burayı iyi anladık mı kurbanım? Yani doğru bile olsa istişaresiz yaptığınız işten razı değiliz. Haram olmamak kaydıyla, Allah'ın dinine aykırı olmamak kaydıyla yanlış bile yapsanız istişareli yaptığınız işten razıyız. Çünkü orada Hazreti Resulullah Aleyhisselam sünneti tecelli etmiş oluyor. Kur'an'ın prensipleri öne çıkmış oluyor. Allah yolunda yapılan hizmette kendi çıkarlarını gözeten bir kimse cehennemdeki yerini hazırlıyor demektir. Çok dikkatli olun. Allah'ın huzuruna yüzü ak gelin. Bu topraklara nispeti Mevlana Halid Kudüs'e ruh getirdi. Bu onun nispetidir. İnsan mütevazi olur, Allah Celle Celaluhu için hizmet ederse bu nispetten istifade eder. Allah-u Teala buyuruyor ki,
kulum bana bir adım gelirse ben ona 10 adım gelirim. İşte saadatlar da böyledir. Bir adım gelene 10 adım gider. Vakıf başkanı sofilerin işçisidir. Bütün başkanlar aslında hizmetçidir. Bu ruh ve anlayışla hizmet etmeli. Hizmete hizmetçi gibi sarılmalıdır. Yani böyle bir başkan edasıyla falan değil, hizmetçi gibi sarılmalı. Mutlaka sadık olmalı. Bu insanların ihtiyaçlarını görmeli ve isteklerini, meşru olan isteklerini yerine getirmelidir. Onlar aciz olmamalı ve bize şikayet de gelmemelidir bu anlamda. Allah'ın emirlerine kesinlikle uyun. Hissi ve duygusal davranmayın. Sizleri tenkit edenlerin ellerini öpün. Onları anlamaya çalışın. Karşı tarafı dinlemeden size gelenlerin anlattıklarına göre hüküm vermeyin. Dinleyin, kızmayın, üstünlük taslamayın. Her iki tarafı da dinleyin, öyle karar verin. Yani mesela diyelim ki bir yerde iki tane sofi arasında bir anlaşmazlık oldu. Olabilir, insanlık halidir. Bir tarafı dinleyerek karar vermeyin. Olabilir ki o kendi zaviyesinden anlatıyordur. İki tarafı da mutlaka dinleyin. İcap ediyorsa başkalarını da dinleyin. Ondan sonra yumuşak bir şekilde, adil bir şekilde kararınızı verin. Sofilerin çoğu sizin vakıfta ne yaptığınızı bilmeyebilir. Sıkıntılarınızı Allah Celle Celaluhu bilsin yeter. Başkalarının lafları sizi yıldırmasın. Her türlü sitem, sıkıntı, suçlama, hatta iftira olacak. Bunları yaşayacaksınız. Yaptığınızı Allah rızası için, sevdiğiniz zatın hatırı için yapın ki, hatırı için yapın. Bakın, yaptığınızı Allah rızası için, sevdiğiniz zatın hatırı için yapın. Filan şöyle diyor, öteki böyle diyor, filan bana iftira ediyor. Bunlarla şey yaparsanız bu işin sonunu getiremezsiniz. Çünkü şu ana kadar bu Allah yolunda olup da iftiraya uğramayan, sıkıntılara maruz kalmayan, efendim dedikodulara müptela olmayan hiç kimse yoktur. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bile maruz kalmıştır. Bırakın onu, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam namusuna bile iftira atmışlardır yani. İffetine bile iftira atmışlardır. Şimdi bu yolun büyükleri bütün bunları çektiyse sizin de başınıza bunlar gelebilir her an. Eşeddül belâyi alel enbiyâyi sümmel emsel fel emsel buyuruyor. Belaların en şiddetlisi peygamberlerin üzerinedir. Sonra onlara yakın olanların, sonra onlara yakın olanların üzerinedir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O halde siz bunlara bakmayın. Yaptığınızı Allah rızası için, bir de sevdiğiniz zatın hatırı için yapın. Mükafatını Allah Celle Celaluhu versin. Sabırlı ve mantıklı olun. Hep beraber istişare yaparak karar verin. Biz artık ihtiyarladık. İhtiyarlar içinde sayılırız. Gavs ile Seyda ahirete ne götürdü? Allah için hizmet götürdü, salih amel götürdü. Biz de hizmet ve salih amel götürmek istiyoruz. Gavs Hazretleri bir başka sohbetinde de şöyle diyor, sohbetine diyorum, affedersiniz, dün bahsettim, dualarında şöyle buyurmuş. Ya Rabbi, beni senin Habibin Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinin yolunda feda et diyor. Şu heyecana bakın, şu hasbiliğe bakın, ya şu başkaları için adeta kendini ateşe atmanın, sıkıntısını çekmenin, normal bir kendine göre bir hayat sürmemenin, hep başkaları için yaşamanın derdine bakın. Onlar böyle yapıyorlar bu işi. Ve onlar hizmet konusunda
o kadar şeyler ki, yani koskoca Gavs Hazretleri kadesallahu aleyhi ve sellem bir bak şeyde, gençliğinde o harmanda çalışan sofilerin, o da başında durmuş, mübarek saçı sakalı her tarafı o harman tozu olmuş. Ondan sonra iş bittikten sonra o hizmet eden sofilere tek tek bizzat kendi eliyle hortum tutuyor. Sonra bir tanesinin hortumu başkasına tutturuyor, birisinin başını bizzat sabunla kendisi yıkıyor. Hizmet edene hizmet ediyor. Bu zamanın Gavs'ı, zamanın kutbu bunu yapıyor. Onun için onlar öyle yapıyorsa, bizim hizmet bu iyidir, bu kötüdür, bu şöyledir, böyledir demeden ne hizmet varsa bizim de koşmamız lazım. Bu hizmete koşan diyor, bizim amellerimize ortaktır. Bu ortaklık meselesini bir gün Doktor Ahmet Bey anlatmıştı. Hatta bu Yar ile Şimdi kitabında da, yanlış hatırlamıyorsam, bu cildinde ya da yayınlanacak olan cildinde vardı. Diyor ki, bir gün diyor merhum Gavs Hazretleri ile Seyyid Abdülhakim Hazretleri ile kadesallahu sülaliye şeye gittik diyor. Şah Hazne'nin ailesinin ziyaretine gittik diyor. Gittik diyor, orada haneden birisi rahatsızdı diyor. Doktor Ahmet Bey de biliyorsunuz, doktor hep elinde çantasıyla birlikte dolaşır. Ben diyor gittim diyor, muayene ettim, tedavi ettim diyor. Ondan sonra gelince diyor Gavs Hazretleri, koskoca zamanın Gavs'ı, buyurdu ki diyor, Doktor Ahmet gel, bugünkü amellerimizi değişelim dedi diyor. Ben de dedim ki diyor, kurbanım ruhum size feda olsun. Ama değişirsek siz zararlı çıkarsınız dedim diyor. Niye dedi diyor Gavs Hazretleri. Ben de dedim ki diyor, kurbanım biz kitaplardan okuduk, sohbetlerden duyduk ki bir Gavs'ın, yani veliler silsilesinin en zirvesindeki bir evliyaullah'ın en basit, en edna bir ameli yeryüzündeki bütün ins ve cinnin toplam amelinden daha fazladır. Daha faziletlidir. Bakın, ashab-ı kiram bir avuç böyle şey, Allah yolunda hurma sadaka veriyordu. Sanki Uhud dağı kadar altın sadaka vermiş gibi sevap kazanıyordu. Çünkü onlar sıddıkiyet mertebesindeydi, sadık sahtlardı. Onların amellerinin kıymeti bizimkiler gibi değil. Biz bir kazanıyorsak onlar 1 milyon kazanıyorlar. Şimdi Gavs Hazretleri diyor ki biz amellerimize ortak ettik. Dolayısıyla en edna bir ameli bütün ins ve cinnin toplam ameline eşit olan bir velinin ameline ortak olmuş oluyorsunuz. Mustafa Bahadıroğlu'nun ameline ortak olmuyorsunuz, dikkatinizi çekerim. Gavs'ın ameline ortak oluyorsunuz. Ve mübarek buyuruyor ki Sadat-ı Kiram'a diyor, bu vakıf hizmeti yapan kardeşlerimiz isimleriyle bildirilir. Manen bildirilir. İnşallah diyor, sadatlar da onları ahirette Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a isimleriyle teslim edecek. Çok büyük bir şeydir yani. Bunun kıymetini bilen bir kimse, yani ömrünün sonuna kadar hizmet etmekten büyük zevk alır, büyük muhabbet duyar. Evet. Soracağınız bir şey varsa o sorular üzerinde durabiliriz. Yoksa küçük bir konuya daha intikal etmek istiyorum. İnşallah. Soru soran varsa buyursun. Bir kimsede olmazsa fena, ihlasa yol bulamaz asla. Evet. Şimdi buradaki fenadan kasıt mürşidimizde fena olmak. Evet. Bu sanırım her müridin, her samim müridin hayalinde, içinde duran en büyük bir şeydir. Evet. Bu yolda bize, düşüncelerimize, gayretlerimize katkıda bulunabileceğimiz şeyler var mıdır? Çünkü
Eğer bu mısra gerçek ise, hakikat ise, biz fenaya ermeden ihlasa ermemiz mümkün değil ise, o zaman gerçek bir ihlasa nasıl erişebiliriz? Buyurun. Estağfurullah. Şimdi önce muhterem hocam, bu gayet sarp yolları olan yolların içerisinde binlerce bu bir tuzakları kurulmuş olan manevi hayatımız açısından bu yolda o bu bir tuzaklarına basmadan dost doğru yürüyebilmek için, istikamet üzere gidebilmek için önce bu yoldan daha önce geçmiş Allah yolunun inceliklerini bilen maneviyat sahibi bir hak dostunun elinden tutup onun terbiyesine girmek lazım. Bu mevzuda bir gün Seyda Hazretlerine kadısallahu sülaliye birkaç avukat ve savcı geliyor. Diyorlar ki efendim, yani biz bu yolda kendi başımıza yürüyemez miyiz? Hani illa bir mürşide bağlanmak, elinden tutmak mı gerekir diye soruyorlar. Mübarek buyuruyor ki hayır diyor. Yani tutmak şart değildir. Mecbur değildir yani. Ama bu mesele şunun gibidir diyor. Şimdi siz diyor, bir suçlu geldiği zaman savcı olarak ne yaparsınız? İddiada bulunursunuz. Bu suçlu şunları, 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 şu kötülükleri, bu suçları işlemiştir diye iddiada bulunursunuz. Hakim de o şahsı dinler, savunmasını yaptırır ve ona göre bir karar verir diyor. Peki bu şahıs kendi başına savunmasını yapsa mı daha iyi beraat edebilir? Yoksa onun yerine bir avukat, iyi söz bilen, hukuk bilen bir avukat yapmış olsa mı beraat etme şansı daha yüksektir diyor. Savcı ve avukatlar diyorlar ki tabii ki, yani avukat tutarsa beraat etme ihtimali çok daha yüksektir diyor. Gavs Hazretleri de buyuruyor ki işte diyor bu da öyledir. Yani siz diyor bir vekalet veriyorsunuz. Bu vekalet hem o terbiyeye girme vekaletidir, hem son nefeste imanını kurtarmak için şefaat vekaletidir. Yani ya Rabbi ben bu zata benim imdadıma yetişsin diye vekalet veriyorum anlamındadır. Hem Münker Nekir Hazretleri geldiği zaman, sorgu suale geldiği zaman ona cevap vereceğiniz zaman vermiş olduğunuz bir vekalettir. Yani onun namına söz alıp savunma yapacak bir vekalettir. Mahşerde mizanın başında ameller tartıldığı zaman savunmasını yapmak için yine böyle bir vekalete ihtiyaç vardır diyor. Bunun üzerine o savcı ve şeylerde avukatlar da diyorlar ki efendim biz de bir vekalet verelim diyorlar. Ve mübareğin elinden tutup tövbe ediyorlar. Şimdi bu işin ilk merhalesi. İkinci merhale, o terbiyesine girdiğiniz Allah dostunun, Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evladının sizin için yazmış olduğu reçeteye tabi olmanız gerekir, uygulamanız gerekir. Yani eğer hasta olduğunuzu, manen hasta olduğunuzu kabul ediyorsanız, bir doktora gitmeye ikna olmuşsunuz demektir. Ama bunun için önce manen hasta olduğumuzu bileceğiz. Fakat bizim en büyük zaafımız bu asırda, binlerce hastalık içerisinde olmamıza rağmen hasta olduğumuzu bilmiyoruz. Dert burada. Zannediyoruz ki biz sapasağlamız. Hiçbir şeyimiz yok. Allah'a şükür namazımı da kılıyorum efendim. Daha benim ne eksiğim var düşüncesi içerisindeyiz. Oysa bu öyle değil. Gavs Hazretleri bir sohbetinde öyle buyurmuştu. Dedi ki bu zamanda dedi küfür çok fazladır dedi. Yani %80, %90 küfür vardır dedi. Yani bunu böyle deyince
şahsen ben şöyle düşündüm. Dedim herhalde dünyada şu kadar Hristiyan, bu kadar Yahudi, bu kadar bilmem ne var. Bu kadar ateist vesaire var. Demek ki geriye %10, %20 sağlam mümin kalıyor diye düşündüm. Ama arkasından buyurdu ki kişi dedi namaz kılıyor ama itikadında bozukluk olduğu için bir fayda vermiyor dedi. Anladım ki nüfus cüzdanında Müslüman yazan insanların %80'inin 90'ının imanı tehlikede. Bunun üzerine şu hadis-i şerifi hatırladım. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki bir zaman gelecek kişi mümin olarak sabahlayacak ama kafir olarak akşamlayacak. Yusbihur raculu müminen ve yumsi kafiren. Diğer bir hadis-i şerifte İmam Suyuti Hazretleri'nin devrin müceddidlerinden İmam Suyuti Hazretleri'nin naklettiği diğer bir hadis-i şerifte buyuruyor. Bir zaman gelecek camiler tıklım tıklım dolacak. İğne atsanız yere düşmeyecek. Ama Allah'a kasem ederim ki işlerinde bir tane iman eden olmayacak. El Kur'anu fi vadin ve hum fi vadin ahar. Kur'an bir vadide olacak, onlar başka bir vadide olacak buyuruyor. Bundan 60-70 sene önce Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bir ehli keşfel kuburun müşahadesiyle, yani kabirdeki insanların halini keşfeden bir velinin müşahadesi, o da kendisi ama demiyor benim diye. Bu zamanda diyor bir Müslüman mahallesinde 40 kişiden bir kişi ancak imanla kabre girebiliyor diyor. Hepsi Müslüman bunların. Ama Gavs Hazretleri bu devirde diyor ki %80, %90 yani ortalama %15 kişi diyor. Demek ki Allah'a şükürler olsun bu büyüklerin manevi tasarrufatları, çalışmaları, gayretleri vesilesiyle o devirden bu devire bir ilerleme, bir güzelleşme olmuş. %80, 60 mı, %15 mi? Yani 40'ta 1, %2,5'a tekabül eder Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği. Seyda Hazretleri'nin söyledi de ortalama 15'e tekabül eder ki artmış. Yani 5 katı. İmanını kurtaran 6 katı artmış. Fakat halen daha bu oranda diyor yani mübarekler. Bunu çok büyük zatlar söylüyor. İmanını kurtarmak kadar bu devirde zor bir şey yoktur. Tek başına kalan bir insanın, yalnız başına hareket eden bir insanın imanı tehlikededir. Allah muhafaza buyursun. Oysa hani diyor ya mübarek, herkesin yardımına koşun, bilmiyor. Bu insan bilse şöyle yapar mı? Hazreti Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam, dün de belki konuştuk, niçin o kadar çileyi çekti? Niye o kadar ıstırabı çekti? Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam, o kendisini yok etmek isteyenlerin cennete girmesinden başka bir isteği var mıydı? Ne için uğraşıyordu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam? Alemlere rahmet olarak gelmemiş miydi? Onlar onu öldürmek, yok etmek istiyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onların cennete girmesi için uğraşıyordu. İşte bu büyükler de bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani önce bu büyüklerin terbiyesi altına girmeli, imanımızı dert edinmeliyiz. Hepimiz son nefesimizden korkmalıyız. Hepimiz bakın. Hiç kimse için bu konuda şey yok. Son nefesinden korkmayan bir kimsenin son nefesinden korkulur buyurmuş Selefi Salihinden bir zat söylüyor. Allah muhafaza buyursun. Son nefeste ben nasıl gideceğim diye bir endişesi olmayan bir kimsenin son nefesinden korkulur buyurmuşlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir azap ayeti duyduğu zaman yıkılıp gidiyordu. Bir saat kendisine gelemiyordu. Cennetle müjdelenen 10 sahabeden bir tanesi olmasına rağmen. Bunlar bilmiyorlar mıydı yani bu işi? Niye bu kadar endişe ediyorlardı? İnsanın bundan daha büyük bir meselesi mi olabilir? Eğer bir insan imanını kaybederek ahirete giderse, daha bir daha geriye dönüşü mü var ki tekrar gelsin bunu telafi etsin? Bir faninin bundan daha büyük bir meselesi olabilir mi dünyalar çapında? Bu meseleyi ciddiye almayan bir kimse çok büyük tehlike içerisindedir. Son nefeste imanım benim ne olacak? Bundan korkmayan bir insan çok büyük gaflet içerisindedir. Hiçbir şey olmuyorsa bunu düşünmesi yeter. Ayrıca şuna bakalım. Kendimizin nerede olduğumuzu anlamak için şuna bakabiliriz. Ölüm düşüncesi size ve bize nasıl geliyor? Çok sevimli mi geliyor? Yani
Hazreti Mevlana gibi çık git aradan ey can, bırak da sevgiliye kavuşa görelim. Şevkiyle mi ölüme koşuyorsun? Çünkü başta Allah-u Teala Hazretleri olmak üzere bütün Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, bütün sevdiklerimiz, dostlarımız hepsi öte alemde. Ve dünya, buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam, müminin zindanı kafirin sarayıdır buyuruyor. Demek ki müminin asıl sarayı öbür tarafta. Fakat eğer halen ölüm sana böyle çok nefret veriyorsa, kalbinde dünya muhabbeti var demektir. Ayrılamıyorsun, kopamıyorsun bir türlü. Bunu terk edip gidemiyorsun. Nasıl geliyor ölüm düşüncesi? Bunu bir düşünelim. Eğer böyle geliyorsa işimiz o zaman daha çok fırınlarla ekmek yememiz lazım demektir. Ha şundan dolayı ben korkuyorum diyebilirsiniz. Buna hakkınız vardır. Ya gidersem acaba nasıl gideceğim? Allah-u Teala Hazretleri bana rahmetiyle mi muamele edecek? Adaletiyle mi muamele edecek? Nasıl gideceğim? Ben bundan endişe ediyorum. Bunun için ölümden korkuyorum derseniz burada haklı olabilirsiniz. O zaman da yalnız ben size şunu sorarım. Şimdi diyelim ki gayipten bir ses gelse, Allah-u Teala Hazretleri sana dese ki ey kulum, haydi hazır mısın? Şehit olarak seni makam cennetime alıyorum. Gel dese, irci'i dese, dön. Hemen kanat açarak gidebilecek misin? Gidebiliyorsan bu tezinde haklısın. Yok biraz daha işim vardı, şu çocuğu evlendireyim, şu evi alayım, şu efendim emekli olayım falan. Mazeretler ileri sürüyorsan halen daha sende dünya muhabbeti vardır. Durumun iç açıcı değildir. İki, Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir. Hop hop eder böyle yani. Sizin kalbinizde böyle bir şey geliyor mu? Yani yanınızda bir şarkı okunmakla bir de Allah-u Teala Hazretleri'nin isminin anılması arasında manen kalbinizde bir şey hissedebiliyor musunuz yani? Bir hal, bir değil, bir kimyasının değişikliğini hissedebiliyor musunuz? Edemiyorsanız kopuk yaşıyorsunuz demektir. Allah'tan kopuksunuz demektir. O zaman sizin bu reçeteye ihtiyacınız var demektir. Daha bu misalleri çok uzatabiliriz ama vaktinizi almayayım. Şimdi işte bunun için o bizim reçeteye ihtiyacımız var. Mürşid-i Kamil şunu söyler. Der ki Allah'ı zikret kalbin cilalansın. Allah'ı zikrettikçe Allah'ı sevmeye başlarsın. Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce yerde Allah'ı zikret buyuruyor. O zaman bütün bunların derdi senin derdin olmaya başlar. Ölüm senin gözünde güzelleşmeye başlar. Ölüm bir kurtuluş, ebedi saadete geçiş kapısı haline gelir. İnsanlara muhabbetle bakarsın. Hatta sana düşmanlık yapan insanlara bile şefkat ve merhametle muamele etmeye başlarsın. Yaradılanı sev, yaradandan ötürü. Böyle olunca insanın kalbinde Allah muhabbeti olunca, o zaman insanın kalbinde Allah'ın zikri olunca hizmeti de şevkle, zevkle yapmaya başlar. Eğer insanın kalbinde kararma varsa, kasvet varsa, Allah'ın zikri yoksa o ona çok ağır gelir. Yani şuradan şuraya bir hizmete gitmek çok ağır gelir. Kalkıp yatsı namazını kılmak bile ağır gelir. Sabah namazını kılmak ağır gelir. Çünkü kalpte muhabbet yok ki. Allah muhabbeti olmadan bu yoldan nasıl geçersin? Muhabbetullah olmadan bu kadar böyle tuzakların arasından, müminin iman hayatı açısından düşünün, yer üzerinize ateş püskürtüyor, gök üzerinize ateş yağdırıyor. Bunların arasında nasıl kurtulup da selamete ulaşabilirsin? Allah muhabbeti lazım. Allah muhabbetini kazanmak için Allah'ı seveni sevmek lazım. Allah'ı seveni seven bir kimse muhakkak Allah'ı sever Celle Celaluhu. Bunun başka bir yolu yoktur. Hani dün anlatmaya çalıştım. Şeyh Sadi Şirazi Hazretleri Kadısallahu Sıra Aleyh diyor ki kömürü kırmızı ateşin içerisine korsan, köz ateşin içerisinde o simsiyah kömür de bir zaman sonra onun ateşin rengini alır.
O da kıpkırmızı olur. Sen de aşık olursun. Aşk istiyorsan aşk ehlinin yanına varacaksın. Dizinin dibine çökeceksin. Allah muhabbeti istiyorsan Allah muhabbeti olan kimselerin yanına gideceksin. Bu kitaplardan sevgi okumakla, muhabbet okumakla aşk ve muhabbet meydana gelmez. Bu bir haldir. Bu halin yansıması vardır. Eğer öyle olacak olsaydı, bunca bu vadide geçen bu kadar Allah dostuna, bu kadar peygambere hiç ihtiyaç kalmamış olurdu. Evet. Sanki hocam, hocam şunu mu söylemek istedi? Acaba ben yanlış anladım. Yani bir hizmet yapmak için illa fenayı bekleyeyim, olgunlaşayım, ondan sonra mı hizmet? Yok. Sanki öyle bir şey anladım. Yani. Bakın Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. Yani hizmet yapmak için önce olgunlaşmayı beklemek olmaz. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا Bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette ki biz yollarımıza iletiriz buyuruyor Allah-u Teala Hazretleri. Bu yola gireceksiniz, o reçeteyi tatbik edeceksiniz, amel yapmaya başlayacaksınız, hizmete başlayacaksınız. İlk önce riya ile başlayacak, amellerin tam sağlam olmayacak, giderek o amelde ameli yapa yapa devam ettikçe, Allah yolunda mücahedeye devam ettikçe Allah senin önüne gülden, sümbülden böyle yüzlerce yol açacak. Başka türlü olmaz. Ve ilk başlar başlamaz da hemen bütün nefsani arızalardan salim olarak işe başlayamazsınız. Bunun için insanın kemale ermesi lazım. Böyle çok kolay değildir. Biz kendimizi tanımıyoruz kardeşler. Kendimizi tanımıyoruz. Yani mesela bir riyanın o kadar çok çeşidi var ki. Bir misalle arz edeyim. Yani mesela Allah kabul etsin bu gece teheccüdü kıldım demek başkalarının yanında gösteriş için açık bir riyadır. Ama böyle demiyorum fakat hocam diyelim ki benim teheccüd namazı kıldığımı biliyor. İstiyorum ki hocam milletin yanında bir söylese. Bu da biraz daha gizli bir riyadır. Ondan sonra veya bir bahaneyle başka bir bahaneyle ima yoluyla anlatmak o da daha gizli bir riyadır. Veya bütün bunları da geçelim. Onu da söylemesini istemiyorsunuz ama herhangi bir şekilde duyulup bilinecek olursa bundan keyif almak da daha gizli bir riyadır. Bunların hangisinden geçeceksiniz siz kendi başınıza? Bu kadar böyle ince işlerin arasında. Bu bizim halimiz, karımız mı? Bu başında o mürşit olmadan, yani o yol gösteren olmadan biz bu tuzakların içerisinde nasıl geçebiliriz? Nefsin tuzaklarının arasında. Katiyen biz bununla başa çıkamayız. Onun için bizim iş yapacağımız iş sadık bir şekilde niyetimizi Allah için tutarak. Bu çok önemli. Niyetimizi Allah için tutarak, Allah rızası için. Başka bir gaye olmadan. Bunu azami derecede gayret ederek hizmetimize devam edeceğiz. Allah Teala bunun karşılığında bize muhabbet ihsan edecek. İn tensurullâhe yensurkum ve yusebbit akdâmekum. Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar buyuruyor. Kaymazsınız yani. Bu cemaatin içerisinde ölmeye muvaffak olabilirsiniz. Hizmetiniz olursa. Yoksa kayabilirsiniz. Bu zamana kadar kayan binlercesi gibi siz de kayabilirsiniz. Ayağınızı sabit tutmak istiyorsanız, sabit kadem olmak istiyorsanız Allah için niyet etmek kaydıyla hizmetiniz olacak. İnsanı en çok sabit tutan şey budur. Allah için hizmet. Ama bu yetmez. Gece virdiniz olacak. Yani bir geceniz olacak yani. Hiç değilse bir yarım saat. Geceleriniz olacak. Ehli dünyanın geceleri yok mu? Onlar barlara, pavyonlara, gazinolara gidip eğlenmiyorlar mı? Sizin de bir geceniz olacak. Müminin de bir gecesi. Yarım saat hiç olmazsa bir gecesi olacak. Bu arada kardeşleriyle buluşacak. Bir araya gelecek, bir soluk alacak onlarla beraber. Buluşup bir soluk alacak. Hızır Aleyhisselam'dan soluk alır gibi onlardan soluk alacak. Çay içecek beraber, bir araya gelecek, sohbet edecek. Başka türlü yani bu şeyden, menzillerden geçmek kolay değil. Ulan insanın yüzü solası gelin. Bunu almışsın, nefis bu kadar bilgiyi nereden aldın? Efendim?
Nefis diyorum, bu kadar bilgiyi nereden almış? Nereden topladı? Yani bu, anlatabiliyor muyum? Bu anlattıklarım çok böyle suyun yüzündeki, demin o riya ile ilgili anlattığımız sular, suyun yüzündeki çok basit şeyler. Daha bunun yerin altında belki 100 kat daha bunun şeyler var, hileleri var. Allah-u Teala Hazretleri nefsi yaratmış, nefs müthiş kibir sahibi. Cenab-ı Hak ona öyle bir kabiliyet vermiş. Sen kimsin, ben kimim demiş. Nefis, sen sensin, ben de benim demiş. Bunun üzerine 1000 yıl Allah-u Teala Hazretleri nefse azap etmiş. Tekrar sormuş, sen kimsin, ben kimim? Yine demiş, sen sensin, ben benim. 1000 yıl daha azap etmiş. Nefsin hilesi çok çetindir, yani kolay ıslah şey değildir. Yani bak, şeytanın hilesi kolaydır. Şeytanın hilesi zayıftır. Onu tez geçebilirsiniz ama nefis sadece amelle geçirir kardeşler. Çok yani amelle. Ondan sonra 1000 yılda açlıkla terbiye ettikten sonra bu sefer demiş, sen kadiri mutlaksın, Rabbül Aleminsin, ben de bir kulunum noktasına o zaman gelen ancak gelmiş. Yani nefis kolay teslim olmaz. O da kadim o zaman. Yani. Efendim? O da evet. Kadim. Hani dün anlattık ya, iki tane ayağı, 40 tane ayağı, iki tane başı vardır. Bütün vücudu sarar. Kalbi böyle ahtapot gibi şeyi altına alır. Avucu içerisine alır. Şimdi bütün bunların karşısında sana öyle bir zat lazım ki manen baktığı zaman nazarıyla o nefsin şeyini kıracak, enaniyetini kıracak, terbiye edecek ve manen çok yüksek şey olan, Allah-u Teala Hazretleri'nin tasarruf yetkisi verdiği bir zat olması lazım. Gavsımız Kadesallahu Suali'ye, bu biraz özel sohbet alıyor ama yine de söyleyeyim. Bir defasında bir şey üzerine biraz canı sıkılmış anlaşılan birisinin bir şey üzerine elini açmış şöyle. Demiş ki, bütün dünyanın kalbi şu avucumun içinde demiş. Bütün dünyanın kalbi. Böyle bir zat lazım. Anlatabildim mi? Böyle bir zat lazım ki manen sana da baktığı zaman ister Amerika'da ol, ister efendim Hindistan'da ol, ister Avustralya'da ol, dünyanın neresinde olursa ol, manen yardımına koşsun. Allah-u Teala Hazretleri bu zatları böyle görevlendirmiş. Evet. Şimdi burada hanımların gönderdiği fıkhi sualler var. Bunu en son şey yapalım. Konuyla ilgili var mı bakalım. Evet, bunlar fıkhi sualler. Bunları dağılırken inşallah şey yaparız. Şimdi netice itibariyle kardeşler, mutlaka bu yolda bir rehbere ihtiyaç vardır. Şuradan ben Amerika'yı bilmiyorum, siz biliyorsunuz. Bana deseniz ki, hocam kendin al şu arabayı kullan ve işte Washington DC'nin filan mahallesinde filan sokağı bul deseniz, orayı buluncaya kadar iflahım sökülür. Belki de hiç bulamam. Yolda belki bir sürü kazaya da sebebiyet verebilirim. Ama bilen birisi olduğu zaman, bir rehber olduğu zaman elinize koymuş gibi çok rahat gidip orayı bulabilirsiniz. Yani şu basit alemde bile buna ihtiyaç varken ebedi olan ahiret yolculuğunda nasıl olur da insanın bir rehbere ihtiyacı olmaz? Bunlar gönül mimarlarıdır, gönül dostlarıdır. Ben asıl bugün belki o mevzuyu anlatacaktım ama değiştirmiş olduk biraz. İnşallah onu da başka bir zamanda fırsatta anlatmaya çalışırız. Hepinizden Allah-u Teala razı olsun. Suali olan varsa buyurun. Çok doğru. Evet. Şimdi hocam diyor ki, yani birçok müesseseler işe iyi niyetle başlayan
hizmet erbabı vardı ki bunlar Allah rızası için başladılar veya başladıklarını söylüyorlardı. Fakat sonu hiç öyle gelmedi. Yani mesela diyelim ki bir televizyon açarken Kur'an okuyarak televizyonu açtılar. Daha sonra da kapattılar. Demek istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Bizim için de böyle bir tehlike varit midir? Buna ne gibi tedbir düşünülüyor diyorsunuz? Evet, bu çok önemli bir soru. Çok yerinde. Şimdi kardeşler, işte bunun içinde bir rehbere ihtiyaç var. Eğer iş Mustafa Bahadıroğlu'na kalmış olsaydı misal veya Atilla hocama kalmış olsaydı veya bir başkasına kalmış olsaydı, biz onlardaki gibi kemalata sahip olmadığımız için ufak bir şeyde ayağımız kaydığında bizimle beraber arkamızdaki herkes de kaymış gitmiş olurdu. Çünkü biz zayıfız. Yani her zaman Allah korusun, Rabbim cümlemizi muhafaza etsin, bir Mustafa Bahadıroğlu her zaman kayabilir yani. Kayarsa arkasındakileri muhafaza edecek, tutup şey yapacak bir sistemin olması lazım. Yani birilerinin olması lazım. İşte bunun için en başta kamil ve mükemmel, kemale erdirici bir rehbere en fazla da bunun için ihtiyaç var. Ben size bir örnek vereyim. Bundan 20 gün önce Seyda Hazretlerinin Kadasallahu Sülaliye huzurundaydım. Dedi ki, bu dedi televizyonu dedi kontrol ediyor musunuz dedi. Eğer dedi bir şeriatsizlik olursa dedi, yani Allah'ın emir ve yasaklarına aykırı bir şey olursa, biz dedi televizyonu kapatacağız dedi. Dedi siz kontrol ediyor musunuz? Dedi zaten mesela radyo tamamen zarardır dedi. Yani maddi anlamda zararına şey olur. Zaten televizyon da öyledir hep, yani genelde öyledir. Biz dedi bunu dedi ümmeti Muhammed'in menfaati için dedi açtık. Ama eğer dedi bir şerahsızlık olursa kapatacağız dedi. Fakir de dedim ki kurbanım dedim efendim ruhum size feda olsun. Biz dedim inşallah elimizden geldiği, gücümüzün yettiği, yetkimizin el verdiği nispetle şeriatın emirlerini yani Allah'ın emirlerini muhafaza etmek noktasında belimiz kırılıyor dedim. Değil sadece bu noktada, bu kapıdan içeriye eğri bir odun sokmamak için yine belimiz kırılıyor dedim. Mübarek böyle bir rahatladı, bir keyfi geldi. Hah dedi, öyle olacak dedi. Çok keyfi geldi. Hayatta bir tek gayesi var. Burada Allah'ın rızası var mı yok mu? Yani şu yapılan iş her neyse, Allah rızası var mı yok mu? Allah rızası yoksa biz o işte yokuz buyuruyor. Biz kapatırız buyuruyor yani. Hiç yani istersen katrilyonlar zarar etmiş ol. İstersen bu dünyanın sonu olsun yani. İşte bunun için kontrol edecek böyle bir rehbere en fazla da bunun için ihtiyaç var. Diğerleri bundan mahrumdu. Allah'a şükürler olsun ki bizim en büyük şansımız bu. Yani bir yanlış adım attığınız zaman, hele bu vakıfların kurulmasıyla şimdi bir anda yarım saat içerisinde dünyanın her noktasına ulaşabiliyoruz. Her noktadaki hizmet birimlerine yani ulaşabiliyoruz. Daha eksikler var. Yani organize olmamış yerler var. Mesela bunlardan bir tanesi işte Amerika. Ama her şeyin bir sırası var. Sırayla gidiliyor yani. Bunlar çok büyük maddi imkanlar istiyor. Çok büyük yetişmiş eleman, kadro, istihdam vesaire birçok şeyleri var yani. Biraz bunlara da vakit ayırmak icap ediyor. Ama sağlıklı gidiliyor Allah'a şükürler olsun. Sırayla ve çok sağlıklı gidiliyor. Şu anda şükürler olsun Türkiye'nin değişik yerlerinde
çok güzel kardeşlerimiz yetişiyor. 10 sene sonra inşallah ömrümüz olursa bir bakın. 10 sene sonra tanıyamayacaksınız. Usta şeye girerim yani her türlü. Taahhüde girerim Allah'ın izniyle. Gaye bu. Gaye Allah rızası. Onun için inşallah sizin bahsettiğiniz noktada hamdolsun bir endişemiz yoktur. Yani ferdi olarak hata yapabiliriz. Fakat cemaat olarak hata yapma imkanımız inşallah yoktur. Ferdi hata yapabiliriz. İnsanız, hepimiz yapabiliriz. Fakat cemaat olarak Allah'ın rızasına aykırı bir şekilde bir noktada yürümek, devamlı yürümek bu mümkün görünmüyor. Hamdolsun. Ve Seyda Hazretleri'nin bütün evlatlarının gayesi de bu. Bunun için uğraşıyorlar. Öyle ki mesela şu anda Seyit Mübarek bu hizmetlere koşturuyor. Bazen oluyor ki 2 ay evine uğramıyor, çocuklarını görmüyor. Bu çok büyük bir tahammül isteyen bir şey. Yani bu başka bir şey için yapılmaz yani. Yapılamaz yani. Evet. Estağfurullah. O bahsettiğiniz şu galiba. Bir Hristiyan zat bir mürşidin yakın çevresinde bulunuyor. Bakıyor ki o mürşidin geleni gideni ondan sonra etrafındaki insanlar çok fazla. Düşünüyor ya ben de bu işi yapabilirim diyor. Oradan ayrılıyor, tanımadığı bir memlekete gidiyor. Demek ki bu zatın bir kısım böyle istidraç yani gayrimüslimlerde görünen haller de vardı. Veya bir kabiliyeti vardı en azından. Etrafında bir kısım insanları topluyor. Onlara dersler veriyor, zikir veriyor. Onlar da o zikirle devam ediyorlar. Bir müddet sonra kalp gözleri açılıyor tabii o devam edenlere. Bir de bakıyorlar ki Levh-i Mahfuz'a kendi şeyh olarak arkasına durdukları zat Hristiyan. Herkes teker teker dağılıp gidiyor. Diyor ki evladım diyor işte, o sadık olan birisine bakıyorum arkadaşlarınız diyor yani bugünlerde biraz yani bir kopukluk hissediyorum diyor. Sebebi nedir diyor. Efendim diyor söyleyemem diyor. Yoktur evladım çekinme söyle diyor. Diyor ki efendim sizi böyle gördük diyor. Bunun üzerine o zat da kelime-i şehadet getirip iman ediyor. Yani eğer siz Allah yolunda devam ederseniz Allah-u Teala sizi mutlaka korur. İhlasla niyetiniz düzgün olarak Allah için devam ederseniz, etmeye muvaffak olursanız Allah'ın koruması altında olursunuz. Şimdi bunun çok örnekleri var. Bakın yani en zor zamanlarda bile Gavs Hazretleri hatmeyi hiç bırakmadı. Hoparlörden hatme yaptırdı. Çok sıkıntılar da çekti bu arada zaman zaman. Bunlara girmek istemiyorum. Ama o doğru bildiği şeyden hiç ayrılmadı. Ve Allah da muhafaza ediyor. Allah'tan korkun buyuruyor. Sadece Allah'tan korkun. Hep yani sohbetlerinde bunu çok söylüyor. Sadece Allah'tan korkun. Hatta 28 Şubat döneminde soruyor diyor bir şehrin vakıf elemanlarına. Diyor nasıl hizmetler nasıl gidiyor? Diyorlar ki efendim bazı memurlar çekiniyorlar, korkuyorlar. Gelemiyorlar deyince böyle mübarek bastonu 3 kere yere vuruyor. Diyor Allah'tan korkun. Sadece Allah'tan korkun. Evet. Bu yani tedbir almamak anlamında değil. Fakat asıl bizim yani gayemiz, bir gayemiz var. O da Allah'ın rızasını kazanmaksa bu uğurda gelecek olan her şeyi de göğüslemeye de hazır olmak lazım ama Allah koruyor. Ne zaman korkar, çekinir, endişe eder, ya bana bir şey olur mu derseniz, yere adım atarsanız o zaman tokatı yiyorsunuz. Bunun çok önemli.